İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeniler neden Artsakh ve Batı Ermenistan'a karşı tam meşruiyete sahip? Sabah Azerbaycan Artsakh Cumhuriyeti'nin kuzey ve güney yönlerinde bombardımana yeniden başladı. Amerika Birleşik Devletleri temsilcileri meclisine Türkiye'nin NATO'dan çekilmesini talep eden bir tasarı sunuldu. Komersant, Türkiye Karabağ'daki çatışmayı planlamıştı. Fransa'da Azerbaycan Büyükelçiliği önünde 20 bin Ermeni protesto etti. Yurt dışından Ermenistan ve Arsah Cumhuriyeti'ne gönderilen insanı yardım hacmi arttı. Batı Ermenistan'ın Halis Kızılırmak nehrinde kuraklık tehlikesi. Erdoğan'ın Türkiye'si Suriye'nin kuzeyinden teröristleri silahlandırıp gönderiyor ve Azeri diktatörü Aliyev'i Ermenistan ve Arsak Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ne karşı askeri saldırı başlatması için kışkırtıyor özgürlük, güvenlik ve bağımsızlık için mücadele eden Arsah Ermenileri çatışmada tam meşruiyete sahiptir. Tarihsel Meşruiyet Tarihçiler binlerce yıldır Arsah'ı Ermenilerin yaşadığı bir belge olarak tanımlamışlardır. Yunan tarihçi, coğrafyacı Strapon, Ptolemy ve diğerleri bu bölgenin Ermeni olduğunu doğruladılar. İşte Arsak'ın tarihini okuyun. Demografik Meşruiyet olsun bağımsız ya da özerk olsun dış güçlerin hakimiyeti altında Artsak'ta daima nüfusun çoğu Ermeni halkıydı. Ne 1894-1923 yılları arasında gerçekleştirilen soykırım, ne Türkiye karşı olan savaş, ne de Artsak'ın Sovyetleştirilmesi bu gerçeği hiçbir zaman değiştirmedi. 1989-1994 Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 40 bin Azeri Artsak'tan çıkıp Azerbaycan'a sığındı ve oradan 400 binden fazla Ermeni Ermenistan Cumhuriyeti'ne katılmak için kaçtı. Yasal Meşruiyet Karabağ Artsak 1918-1920'de resmen bağımsız Batı ve Doğu Ermenistan'ın bir bölgesiydi. Hatta Sovyet döneminde Stalin 1921'de keyfi olarak Arsak Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'ne bir parçası olması gerektiğine karar verdiğinde Ermenilere özgü olmasını dikkate alarak Arsak'a özel bölgenin yasal statüsünü verdi. 1980'lerin sonunda Dağlık Karabağ Ermenileri Sovyet Anayasası'na göre yasal olarak Azerbaycan'dan ayrılmaları için oy kullandılar. Azerbaycan Sovyet Sosyal Cumhuriyeti Parlamentosu'nun bu talebi reddetmesinin ardından bağımsızlık iradesi Artsakh Dağlı Karabağ halkı tarafından düzenlenen referandumla teyit edildi. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu tarafından aktarılan bilgiye göre gece boyunca Artsakh Azerbaycan çatışma bölgesindeki durum genellikle nispeten istikrarlı ve gergin geçti. Bazı bölgelerde topçu savaşları devam etti. Elde edilen insani ateşkes anlaşmasına rağmen bu sabah düşman kuvvetlerinin kuzey ve güney yönündeki topçu atışları devam etti. Düşmanın atış noktalarını susturmak için savunma ordusu birimleri operasyonel durumu kontrol altında tutarak gerekli önlemleri almaktadır. Acil Durumlar Bakanlığı'nın basın servisi tarafından bildirildiğine göre 18-19 Ekim gecesi yaşanan çatışmalara paralel olarak Azerbaycan Ateşkes Anlaşması'nı bir kez daha ihlal etti. Artsakh'taki sivil yerleşim yerlerine ateş açtı ve sivil yapıları hedef aldı. Özellikle Martuni şehri, Kaşata bölgesindeki Urekan, İşhanazor, Aygehovit ve Vurgavan beldeleri bombalandı mağdurlar ve hasarlar hakkındaki bilgiler netleştiriliyor. Tert Ayem tarafından bildirildiğine göre Cumhuriyetçi aday Talsi Gabbard, Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak için müttefiklerle birlikte çalışmaya çağırdı. Amerikan Ermeni Ulusal Kurultay'ın Facebook sayfasına göre Gabard'ın sunduğu tasarı Türkiye'nin Ermeni güçlerine yönelik saldırılarının gerçekliğini ve Ankara'nın şu ana kadar teröristlere verdiği desteği açıkça ortaya koyuyor. Tasarının bir dizi hükmü Türkiye'nin Ermenilere yönelik düşmanlığını ve saldırganlığını yansıtıyor. Komersant gazetesinin askeri diplomatik kaynakları atıfta bulunduğu Cuma günkü haberinde Artsah Dağlı Karabağ sorununun tırmanışının kasıtlı olarak Türkiye tarafından planlandığı ve kışkırtıldığı bildirildi. Onlara göre Temmuz-Ağustos aylarında türk Azeri askeri tatbikatlarından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir grubu Azerbaycan'da kaldı. Komersant, söz konusu grup, 200 kişilik bir tabur taktik grubu, Nahçıvan'da 50 eğitmen, Bakü'de 90 askeri danışman ki bunlar çatışmalar sırasında Tugay Karargahı ile iletişim sağladılar, Gabala Hava Üssü'nde 120 kişilik askeri teknik personeli, Dallar Havalimanı'nda 20 drone operatörü, Yevlah Havalanı'nda 50 eğitmen, Plekuşkul'daki 4. Ordu kolordusunda 50 eğitmen, deniz üstünde ve Bakü'deki Haydar Aliyev Atlı askeri okulda 20 kişi olmak üzere 600 askerden oluşmaktadır diye yazmaktadır. Gazete kaynaklarına göre bu grup muhtemelen 18 piyade zırhlı aracı, bir adet çoklu fırlatma füze sistemi, 10 birim otomobil ekipmanı, yaklaşık 34 adet havacılık ekipmanı, 6 uçak, 8 helikopter, 20 insansız hava aracı dahil etti ve hem Arsak Karabağ bölgesinde hem de Ermenistan Cumhuriyeti sınırlarında askeri istihbarat gerçekleştirdi. Ermenistan Cumhuriyeti Diaspora İşleri Yüksek Komiserliği, Facebook sayfasında fotoğraflar yayınlayarak şöyle yazdı. Bugünkü Paris, Fransa'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinin her yerinde arsah bayrağı ve terörü kınayan 20 bin Ermeninin haklı sesi vardı. Ermenistan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı haftada her gün 24 saat düzenli bir şekilde insanı yardım organize etmeye devam ediyor. 1 Ekim'den bu yana 20 kamyon insanı yardım Arsaha, 107'si Ermenistan'ın farklı yerleşim yerlerine gönderildi. İnsani yardım yetkili makamlar aracılığıyla Arsah Cumhuriyeti sakinlerine ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne geçici olarak gelen Arsahlı ailelere dağıtıldı. Amerikalı Ermeniler tarafından toplanan insanı yardımı taşıyan Qatar Airways uçağı Los Angeles'tan Ermenistan Cumhuriyeti'ne doğru uçtu. Armin Press tarafından bildirildiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti Sivil Havacılık Komitesi bu konuda verdiği bilgide Yerevan Zvartnots Uluslararası Havalarına saat 12.50'de varmayı umuyoruz dendi. Ermenistan Cumhuriyeti'ne insani kargo taşıyan Katar Airways havayolu şirketinin 15 Ekim'de yapılması planlanan Los Angeles-Yerevan uçuşu gerçekleşmedi çünkü Türkiye insani yardım Ermenistan Cumhuriyeti'ne ulaştırmak için hava sahasını sağlamayı reddetti. Batı Ermenistan'ın Halis Kızılırmak Nehri alarm veriyor. Balıklar ölüyor. 1355 kilometre uzunluğundaki Halis Nehri'nde kuraklık tehlikesi yaşanırken toplu balık ölümleri de başladı. Halis Kızılırmak Nehri Sivas'tan ülkenin iç bölgelerinin topraklarını soluyor. Bazı ilçelerin halkı için özellikle sulama ve balıkçılıkta önemli yeri olan Halis Kızılırmak yatağındaki suların çekilmesiyle kuru bölgeler oluşması da dikkat çekti tarım arazilerini sulayan Halis, aşırı sıcaklar ve baraj kapaklarının da kapanması nedeniyle debisi oldukça düşük akmaya başladı. Halis Kızılırmak'ın kıyılarında alivyonlar ortaya çıktı, adacıklar oluştu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı topluluğun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Sasno Dığa adlı eseri sunuyoruz. <laughs> Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.